Değerli dostlarım, herkese merhabalar. Fed faiz kararını açıkladı. Şimdi bu faiz düşüşleri sonrasında sizde oluşacak beklentileri az mı çünkü tahmin edebiliyorum? E, diyorsunuz ki hemen uçacağız, kaçacağız, e, roket bağlayacağız. Ya bu modda olmayabilir bakınız, bu modda olmayabilirsiniz, yanılabilirsiniz. Şimdi Fed e, kararı sonrası tabii ki piyasalar biraz daha güzel olacak. E, en azından bu kadar belki sert düşüşler, sert çakılmalar gelmeyecek. Biraz daha konsolide yatay hareket olabilir veyahut da direkt de gidebiliriz ama e, tam tersi böyle e, çok beklentiniz hızlı bir şekilde karşılanmazsa burada üzülmeyin zamana yayın olayı biraz yani burada e, yıllarca süren bir faiz e, kararı artık tersine döndü yani birden yukarı yönlü hareketi roketleyip gideceğiz diye beklemeyin ama zamana yayarsak zamansal e, süreç içerisinde tabii ki de yukarı doğru gidişimiz olacak. Ha bu süreçte yine negatif hisselerimiz olacak. Yani onu da ifade edeyim. Yani uçtuk, kaçtık artık. Hemen krediye dalalım, kredi alalım, krediyle işlemler açalım. Artık kesin yükseleceğiz. E, trade edelim, yükseliş moduna girdik. Hızlı alım satımlar. Bakın bu mod sizi yanıltabilir arkadaşlar. Ona dikkat edin. Piyasanın Böyle en ince ayrıntılarıyla teknik analizini süze süze yapalım, nokta nokta gidelim. Böyle paldır küldür gitmeyelim onu söyleyeyim. Yani ümitleriniz, umutlarınız birden çöp olmasın, hayalleriniz çer çöp olmasın. Yani dikkat edelim. Evet, şimdi bir süzde e, alçalan trendimiz, alçalan kanal takozumuz diyelim. Dün itibariyle zorlandı yukarı doğru, bir fitil bıraktı. Tekrar hafiften aşağı doğru geri çekildik. Cüzi bir yükseliş. Şimdi e, bugün itibariyle takip edeceğimiz rakam 9840 ortalama. Bunun üzerinde bir kapanış. Bizi bir sonraki durak 10.115 ki her zaman vurgu yaptığım nokta ikili tepe olarak geri çakıldığımız nokta. E, buraları da aşarsak biraz daha rahat soluk alabiliriz. Ama o beklentinizi çok şey tutmayın yani çok canlı tutmayın. E, yavaş yavaş arkadaşlar. Ha, bu faizler düşecek. Şimdi bankalar size sıraya girecek kredi vermek için sıraya girecekler Neden Çünkü şu anda sana vermiş olduk kredi bir sonraki aylarda daha aşağı bankanın işine gelecek artık kredi vermek için canla başla sizi arayacaklar bilginiz olsun yani Türkiye'de de e, yavaştan artık faiz indirim muhabbeti moduna girdiğimiz bu dönemde süreçte bakınız nasıl sizi arayacaklar bankalardan nasıl rahatsız ediliyor olacaksınız arkadaşlar Evet e değerli dostlar ben acizane şöyle bir sizlerle alakalı bu FED faiziyle ilgili kısa bir açıklama yapma gereği duydum. Yani eyvallah güzel o beklediğimiz haberdi. Ya, yarın şimdi mesela bugün endeks eksi açtı. Veyahut hatta çok ciddi bir yükseliş sağlayamazsa. Hani ne oldu uçuyorduk kaçıyorduk FED dedin. Yani FED de geldi ne oldu falan demeyin. Ya, Bitcoin tarafında hareketi gördük mü? Gördük. ya Biz endeks tarafında da göreceğiz ama. Yani böyle inişler çıkışlar yine olabilir. Yani buraya roket takıp e, uçmaya bilirsiniz yani onu anlatmaya çalışıyorum. adam beklersin nedir hemen böyle yüzde 8 10 ben sosyal medyaya baktım böyle e, bazı gruplara yüzde 7 yüzde 8 yüzde 9 10 açılış bekliyor bana pek mantıklı gelmiyor bunlar arkadaşlar yani aklımızı başımıza alalım hayal dünyası kurmayalım fazla e, sindire sindire ilerleyeceğiz değerli dostlar. Ee, kanalımıza abone olmayanlar abone olmayı bildirimize aktif hale getirmeyi ihmal etmesinler, etmesinler. Canlı yayınlarımız düzenli bir şekilde devam ediyor edecek. Onun dışında da tekli videoları arttırıyorum arkadaşlar. Özellikle kripto paralar üzerinde ve de hisse senetlerimiz üzerinde tekli videolar. Yine sabah böyle 10-15 kadar hisse toplu hızlı bir şekilde. Kapanışta yine bu şekilde. Analizlerimizi biraz daha arttıracağız. Bakmadığımız hisse, bakmadığımız kripto e, Gönlünü alamadığımız yatırımcı kardeşimiz kalmasın istiyorum. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce biz buradayız. Piyasa çökse de buradayız, utsa da buradayız. Hiçbir zaman burayı terk etmiyoruz. Hayatım bu. Teknik analizi seviyorum. Çizimi seviyorum. Yani hayatın tadı benim için kesinlikle vazgeçmeyeceğim bir durum. Onu ifade edeyim. Umarım sizlere faydası oluyordur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın değerli dostlar.